Eskişehir'e geliyoruz bak. Mücahit. Dedim ya hamam, şunlar hamammış yani. Evet. Gittiğimizde anlattım. Hamammış da kanalizasyon falan işte denize yakın olduğu için bilmem ne, halk buralarda yaşanıyor. Kanalizasyon sistemi de var. Aynen. Halkın yıkandığı şeyler buralar. Evet evet. Ama coğrafyası çok değişti depremlerden. Biz şu an hiçbir şey göremiyoruz ama. Gerçi buraları da deprem nasıl yıkmış, o da enteresan. Bu da deprem mi? Yok, bir de kayalık yani. Evet. Yani şey, o zamanki o yer küre, hani bölge falan nerede? Nerede? E tabi belki burada aktif bir fay vardı, evet. Sonra söndü. Evet. Bak şurası da akvaryum gibi. Evet. Geldik. Bak, su fena değil mi? Evet. Yani dalgalı değil yani. Şurası değil mi? Evet. Neden geçerken bir yere ya? Hakikaten. Dalga da yok. İşte bak burası Batıkşehir. Evet, şu anda Batıkent bölgesini seyredecek. Teknemizin sağ tarafına doğru gelirseniz Batıkent noktasını daha net bir şekilde göreceksiniz. We can see the sunken city. If you wanna see a take pictures, you can use the right side of the boat. Çok iyisin. İlk göreceğimiz yapı bir liman duvarı olacak. Deniz seviyesinde suyun alt noktasında L şekline benzer bir liman duvarı gözünüze çarpacak. Ticaret limanı olarak geçmektedir bu alan. Dolceste ismindeki bu kentin ön kısmına konuşlandırılmış bir ticaret limanıdır. The first structure you will see belonging to the city is a port. All right, bak, you can see now it's like an L, trading port this is. Devam ederken koyun tam orta tarafına doğru bakacağız. Bu noktada bir tane de mahzen depo yapısı gözünüze çarpacak. Tam olarak koyun merkezinde, ortasında kalıyor. Sadece girişinin küçük bir bölümü görünüyor. Geriye kalan noktaları görünmemektedir. There is one valve hole on the left of the port. Use it for the storage of trade products. If you look at the middle of the bay, you can see the valve holes. Bu gördüğümüz kent iki ayrı bölümden oluşmakta. Bunun nedeni ise insanlar yaşam alanlarını ve çalışma alanlarını birbirinden ayırmışlardır. Yukarı ve aşağı şeklinde ikiye ayrılan bölümlerde üst kısımda genel olarak evhane yapıları, aşağı noktalarda ise ticari amaçlı kurulan dükkan yapıları mevcuttur. Mimari farklılık zaten görülmektedir. Aşağılarda genel olarak tek odalı yapılar, yukarılarda olsa 2-3 odalı yapılar hakimdir. Güzel.
This city consists of two separate parts. The area close to the sea consists of shops. The other areas above are the living areas. There are houses and households. We will see the other areas in a few minutes. Var ya fena talip olmuş. Orta döneme ait, Roma'ya ait önemli yapılardan bir tanesi olan bir Roma hamamını inceleyeceğiz. Teknemizin tam olarak sağında kalacak. Deniz seviyesine de yakın büyükçe bir yapı. Bu göreceğiniz yapı klasik bir Roma hamam mimarisine göre inşa edilmiştir. 3 tane odadan oluşur soldan sağa doğru. Sıcak, ılık ve soğuk şeklinde. Evet. We see a Roman bath on our right. It was built according to the classical Roman bath architecture. Consists of three rooms from left to right. Evet, odaları görebilirsiniz şu anda sıcaklık ve soğuk şeklinde. We say it consists of three rooms. Bak from şunlar left to right. Hot hipokaust deniyor. Yani there zeminin altında su dolaşımı sağlıyor sıcak tutmak için. Sol tarafta ise evet, hamamın bir tane de kazan yapısı vardır. Su deposu amaçlı kullanılmıştır. Hamamı da geride bırakınca biraz da eski dönem yapılarından bir tanesine geçiş yapacağız. İlk yıllarından kalma kanallara. Denize doğru inen büyük kanallar göreceksiniz. Görmüş olduğunuz bu büyük kanallardaki amaç şudur. Evlerin sırt noktalarında bulunan kanalizasyonlardır. Tuvaletlerden denize doğru giden tuvalet giderleridir. Daha küçük olan kanallar vardır, ince kanallar. Evlerin çatısı gibidir bunlar, üçgen vaziyette. Bunları da takip ederseniz sonucunda bir tane sarnıç olduğunu da görürsünüz. Buradaki olay ise daha farklıdır. Su taşımaktır, yağmur suyu taşımaktır. The large channels coming towards the sea are the sewage system of the toilets. Other small channels resembling the roofs of houses are for carrying the rainwater to the cistern. If you follow the small channels, you can see a cistern on the end of the channels. Ciddi bir su sıkıntısı, kaynak sıkıntısı bu alanda adada yaşandığı için böyle bir tekniğe başvurmuşlardır. Abi buraya nasıl yerleşmişler ya? Çok acayip ya. Bir de mühendislik de geliştirmiş. Evet. Adamlar teraslar halinde inşa etmiş evlerini. Direkt kayaya oturtma yani. Bu sağlamlığı şu dönemde mümkün değil ya. Baksana. Ve hiçbiri de... Ha? Evet, yukarı noktalara doğru bakarsanız az evvel bahsettiğimiz yaşam alanlarından birini göreceksiniz. İki ayrı bölüm demiştim. Şu anda yukarı taraflarda bu ayrılmış bölümlerin yaşam alanı bulunmaktadır. Üst bölüm. Birçok ev ve hane yapısı Likya ve Roma döneminden zamanlarından kalmadır bu noktada. Bir de bak hepsi yekpare kayanın üstüne taş işçiliğiyle duvar örmüşler. The living area. We say two separate parts for the city. Hiçbiri birbirinin manzarasını kapatmıyor diye. AKP döneminde de. On the opposite side we see a door made of three blocks of sand. Ha, muhtemelen iki katlıydı görüyor musun? Evet, ön tarafında doğru atıl boşlukları var. Kapı göreceğiz. Üç döşemeyi taşımak için oluşan bir kapıdır bu. If you look at the middle of the storm, you can see a crux. Tam orta noktaya bakın, üst bloğun bir tane kabartma kare haç sembolü göreceksiniz bu noktada. Burası bir Ortodoks kilisesinin giriş kapısıdır. Son dönem yani Bizans'a ait bir yapıdır. Erken Bizans tabi. This door is the entrance to an Orthodox church.
This is from the last period by the antenna. Yok. Ya şurada bir sit olsun. Müthiş olur. Ama sit alanı olduğu için yasak. Tabii. Ya evet, şu anda sağ taraflarımıza doğru bakarsanız bir yaşam alanının daha ön kısmından geçiş yapıyoruz. Aynı zamanda burayı şöyle de düşünebilirsiniz. Dolce kentinin sosyal alanı, meydan bölgesi gibi de düşünebilirsiniz. Forum. Yes, on the right side. Abi burası meydan olsa ne olur ya? Keçi durmaz burada. This is one more living area. You can think like a secure and social place of the Dolce City. Ya böyle eski insanlar için 2 metre üstüler falan. Yok. 2-3 metreler falan. Öyle bir şey yok. Ya ama nasıl burada insan şey yapabilir ya? Büyük İskender bilirli boyunca. Bil, aynen. Duygu sen şurada otursan var evden çıkmazsın ha. Gel beni al. Bak şunlar var ya bak, Likya tipi kaya mezarı şeklinde andırıyor. Bak bir sürü gördüm bunlardan ha. Evet, şimdi devam ederken iki farklı döneme ait iki farklı sarnıç göreceğiz. Likya ve Roma dönemlerinden kalma farklı mimarlar bu alanda görülecek. Sürdüm. Dur kremi şimdi. Boş ver yansın. Sürsene de bir kere. You're gonna say the two different systems from two separate parts. Lycian and Roman. The first one from the Lycian times. Şu an yandım, hayatta bırakmam. Alright. Videoyu kapatalım. Evet, ilk sarnıcı şu anda görebiliyorsunuz sağımızda. Emin. Bu ilk dönemden kalmaktadır. Abime krem getirsene. It's from the first period, Lycia. O şey çantada, birer çantada. Deniz seviyesine doğru bakın şimdi ön tarafımıza. Burada bir örme sarnıç daha mevcut. Su seviyesine yakın alanda. O şu ise sarnıç sıvası biliyor musun? Kalma, suyu ikinci sarnıçtır. Evet evet. Evet, hidrolik sıva diyorlar. Bak ovarlatıyorlar ki suyun basıncına dayansın diye. One more first time. This is from the second period. Roman. Evet, Batıkan bölgesinin son noktalarına geldik. Yavaş yavaş Batıkan'dan ayrılıp sıradaki istikametimiz olan Korsan Mağarası'na ilerliyoruz. 20 dakika civarında bir yolculuğun ardından Korsan Mağarası'nda olacağız. Yavaş yavaş yerlerine doğru geçebilirsiniz. Güneşte kalmayın. We are moving from the Dolce City, Sanka City, to the Pirate Cave. We will be at the cave about 20 minutes later. Duygu, ne yapıyorsun? Hadi oradan çeksene, gel sen de biraz geniş çek. Yani genel şurayı aldım. Ben de güzel çektim.